Ha işte mahallenin lafları. Ya, bizi birbirimize yakıştırmışlar ki konuşuyorlar diye düşünüyorum da. Yani ne? Yani birkaç kez birlikte gördüler diye merak ettiler. Biraz samimi de gördülerse. Acaba İlyas mı birine bir şey dedi? Onu da merak ediyorum. Nasıl yani? Ya anla işte de o. Benden mi hoşlanıyor acaba diyorum. Hani olur ya böyle önce başkasına açılırsın. Sana da benimle alakalı bir şey dedi mi? İlyas mı? Yo. Yani doğru neden desin ki? Sonuçta siz arkadaş bile değilsiniz. Orası öyle ama tabii... Bilemiyorum nereden çıktı bu laflar yani... Yakıştırmasalar konuşmazlar herhalde diye düşünüyorum. İnsanların aklına da direkt bu geliyor. Yani düğün, nişan falan ya ne alakası var? Benim daha okulum bitmedi. Hem bir kızla bir erkek sadece arkadaş olamaz mı yani? Yani. Ha çok yakışıklı. Ona bir şey demiyorum. İnsanın bir aklına geliyor. Değil mi? Bilmem. Hadi hadi doğru söyle. Yakışıklı değil mi? Evet de. Ya tamam. Ben biliyorum sizin aranızda bir şey olamayacağını. Sonuçta sizinki iş ilişkisi. Ama yani işten de çok arkadaşlık da... Ya ondan da ne arkadaş olur ya. Ağzında bıçak açmıyor ya. Bak ne diyeceğim. Hani geçen gün siz göle gitmişsiniz. Sonra Gündüz abim falan gelmiş yanınıza. Hı hı. Dersim erken bitmişti evet. Biliyorum İlyas anlattı. Neyse abim eve gelince sordu bu göl mü önüne ayak falan diye. İlyas ne dese beğenirsin? İş için. Çocuk tam bir işkolik. Yani çok çalışkan tamam ama işten başka hiçbir şey düşünmüyor. Gerçekten mi? Tabii canım sen ne sandın? Sonuçta cezaevinden yeni çıktı. Kendine bir düzen kurmak istiyor. Bunun için de çok çalışması lazım. Hoş geldiniz. Hayırdır bu saatte? Ya şu ödev için gelmiştik ama senin işin var sanırım. Bana haber etseydiniz alırdım ben sizi. Yok ya biz lafladık kız kıza gelirken. İyi. Ne içersiniz, ne ikram edeyim size? Vallahi elinden bir çay içeriz. Tamam. Evde de böyle hamar at. Çok da güzel çay demler. Alın bakalım. Şeker? Kalsın. İş gömleklerini ütüledim bu arada İlyas. Zahmet etmişsin ben yapardım. Yok canım lafı olmaz. Gidelim mi artık Zeynep? Çok işim var. Kalkalım tabii işimiz bitti zaten. Montajdan sonra çekilecek yeni şeyler olursa biz ikimiz seninle hallederiz nasılsa. Bakarız tabii. Eve geçeceksen işim biter birazdan. Bırakayım mı seni? Henüz karar vermedim. Ararım. İşim bitince gelir alırsın. Bunlar böyle işte. Ne kadar yakın durursan dur hep bir patronculuk. Neyse hadi ben de kaçtım. Dikkat et.